Kerbela tarihin sahnesinde bir trajedi. Bir katliam, bir trajedi. Her dönemin küfesi, her dönemin döneyi, her dönemin Yezid'i, her döneminde bir Hüseyin'i olacak elbette. Şimdi bizi yönlendirmesi gereken bu bilgi, yani her an hatırlamamız gereken bizim bu tiyatroyu, bu trajediyi, bu yıkımı, bu katliamı yaşayabileceğimiz. Zaten tarih bize bunun tekrarlarını gösteriyor. Çünkü o rolleri üstlenen, o yaşantıyı başka mazlumlara yaşatanlar her zaman sürekli olmuş. Bizim derdimiz ne olmalı? Bizim derdimiz belki hem bir Hüseyin'i tavrı yaşatmak olmalı. Yani biraz önce söylemeye çalıştığım gibi haksızlığı gördüğümüz yerde mazlumun yanında durma cesaretini gösterebilmek olmalı. Hem de bu zamanda bunu gerçekten birliğimizden kuvvet alarak yapabileceğimizi bilerek bu birliğe yönelmek olmalı. Yani şu zamanlarda çok fazla yıkıcı, kırıcı şeyler duyuyoruz. Belki gelenekle ilgili, geçmişle ilgili değişik yerlerden saldırı, sataşmalar görüyoruz. Bizim yapmamız gereken, eğer bu Hüseyin'i tavrı Aleviler olarak bir birlik halinde yaşatacaksak, geleneklerimize de bu zamana taşıyarak onları diri tutabilmek. Bunları özellikle başarmayı becerebilmeliyiz. Çünkü gençlerimizin tekrar bunun altını çizerek söylemek lazım. Bir inancın varlığının esas taşıyıcıları gençler ve onlara bu mesajın, bu anın, bu hatıranın ve bu acının neyi ifade ettiğini gerektiği gibi aktarabilmek ve birlik adına çalışmak. Ne yapıyorsak Aleviliğin içinde birliği sağlamaya yönelik bir çabayı gerçekten herkese öğretmeye, onu yeşertmeye çalışmak. Sözlerimi böyle tamamlamak istiyorum size. Öyle mi? Peki. Yani açıkçası tarih boyunca birçok erken dönem sürecine bakacak olursanız herhalde Kerbela sonrasında o dönem tarihiyle ilgilenenler hatırlayacaktır. Tevebbün Hareketi, Muhtar El-Sakafi gibi isimler vardır o dönemde. Kerbela'nın intikamı diyelim, öcünün alınması için harekete geçmiş ve mazlumların öcünü almış diyelim. En azından o kanın yerde kalmaması için o dönem mücadele etmiş isimler. Ama bu mücadele elbette demin söylediğim gibi çok daha uzun bir mücadele. Çünkü her dönem kendisi bu zulmü, bu acıyı tekrar üretebilecek nitelikte. Dünyanın düzeni böyle. Ne dedik? Dar dünya Kerbela'dır her Hüseyin'in meşrebi. Bu geçmeyecek bir şey. Yani en önemli şey de bizi Aleviler olarak öne çıkaran bence bu hatırayı, bu acıyı canlı bir şekilde devinen, yeni çağlara doğru gelen bir miras olarak aktarabilme gücümüz. Tarihte donup kalmış bir sahne olarak değil, sürekli yaşanan bir anın bilinci olarak içimizde canlı tutabilen bir şey. Bu bizi aslında belki Alici farklı gruplar içinde de gerçekten belirgin bir şekilde öne çıkarıyor. Ve biz bunun bilincinde olarak yaşıyoruz ve bunu bu şekilde sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Sadece yapmamız gereken bu mesajın, bu hak hakikat yürüyüşü mesajının bu zaman için ne ifade ettiğini gençlere daha iyi anlatabilmek. Çünkü hissettiğimiz bir dünya var, gördüğümüz hızla değişen ve birçok değer değişiyor ama değişmeyecek belli değerler var. İşte Kerbela'da o değerlerin açığa çıktığı, bütün dünya tarihinde bir unutulmaz bir görüntü olarak belleklere kazındığı bir
zaman, bir an. Onun sembolize ettiği tüm tarihsel süreçleri biz aktarmakla, anlatmakla yükümlüyüz yeni gelenlere. İşte bu da bizim yükümüz geleceğe yönelik, eğer mirasa gerçekten değer veriyorsak. Çok teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz zaman ayırdığınız için. Sevgili canlar, hocamızın ağzına sağlık. Cenab-ı Allah daim bu bilinç, bu inançla yollarına devam etmelerini nasip eylesin. Ayhan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Her daim bizimle birlikte böyle günlerimizde bizi yalnız bırakmıyor. Biz taşın altına elimizi soktukça o da bizimle birlikte o taşın altına elini sokuyor. İşte bizim inancımızın, yolumuzun en büyük önemli faydalarından birisi de budur sevgili canlar. Paylaşmak, bölüşmek, bir yük varsa onu beraber omuzlamak, beraber yürümek, beraber hareket etmek. Aleviliğin en önemli olmazsa olmazı birlik makamıdır. Birlik makamı Cenab-ı Hakk'ın makamıdır. İkilik makamında kötülük vardır, şeytanın makamıdır. O sebepten dolayı birlik makamından, bu birlikten Cenab-ı Allah cem-i cümlemizi ayırmasın inşallah. Bugün şunu da söylemek isterim, 10 Muharrem sebebiyle. Biliyorsunuz canlar, Hazreti İmam Hüseyin için ve Kerbela'da şehit olan 72 kişi, onunla birlikte toplam 73 kişi erkek. Çocuklar, sağ kurtulan İmam Zeynel Abidin hariç. İmam Hüseyin Yezid'in ordusunun karşısına çıktığı zaman kendilerine şöyle bir hitapta bulunuyor. Ey Yezid ordusu, siz bütün Fırat'ın su yollarını komple çevirdiniz, tuttunuz. Yani bize bir yudum bu Fırat'tan hakkımız olan o bir yudum suyu vermeyeceksiniz. Fakat siz bilmezsiniz ki, siz görmezsiniz ki şu anda önümüz, arkamız, yanımız, sağımız, solumuz, her tarafımızda cümle melekeler, ya Hüseyin, ya Hüseyin, işte sana ser sebil suları, iç kana kana, Fırat'tan içme, buradan iç diyorlar. Bizse hakkımız olan Fırat'tan içmeyi murad etmişiz. Allah Yüce Cenab-ı Hak bizim hakkımız olan dünyada zahire akan bu Kevser suyunun başı olan Fırat'ı bize nasip kılmış. Biz hakkımızdan dönmeyiz. Biz bugün bu mücadeleden dönersek, hakkımızdan dönersek, bizden sonra zalime karşı kimse direnmeyecek. Bizden sonra zalimin karşısında kimse dik durmayacak. Biz burada bedenlerimizi düşürdük toprağa. Evlatlarımız, akrabalarımız, amcalarımız, amcazadelerimiz. Şunu iyi bilin ki ey Muhammed ümmeti, biz sizin için burada şehit oluyoruz. Biz bu Ceddi Muhammed Mustafa'nın, atam babam Ali'nin kurmuş olduğu düzenin savunucusu ve de sizin de haklarınızı kaybetmemeniz için burada şehit oluyoruz. Bakın, ey Yezid ordusu, ben bunları söylüyorum ama siz buna inanmıyorsunuz değil mi? Dedi İmam Hüseyin. Topuğunu yere vurdu, kum olan yere. Oradan bir pınar fışkırarak çıkmaya başladı. İşte dedi, size de zahiri ispatı budur. Şimdi bakın canlar, bu bir hal ehlidir. Hal ehlinin halinden, halden olan anlar, halden bilmeze halini arz eylemez, seni rezil rüsva eder, der. Ama siz bugün buraya toplanmışsanız, aşkı hürmetle bu söylenenleri, muhabbetleri, bu mersiyeleri dinliyorsanız, aşk hali sizde de olduğu için bunu tekrar yine diyorum.
Dedi ki ey Yezid ordusu, bakın dedi, siz dedi benim az önce anlattıklarıma sağımda solumda bütün melekelerin bize taslar içerisinde su sunduğunu inanmıyorsunuz değil mi? Siz göremezsiniz onu zaten. Alın dedi size zahiri ispatı. Topuğunu yere vurunca yerden su fışkırmaya başladı. Görün dedi, bakın dedi, görün. Biz bunu dahi yapabilecek kudrete Allah bizi eriştirmiş. Ama gene bu sudan içmeyeceğiz. Hakkımız olan Fırat'tan içeceğiz. O yüzden İmam Hüseyin'in davası, İmam Hüseyin'in mücadelesi, orada ne şan, ne şöhret, ne de bir saltanat için bir mücadele. Neydi efendim biliyor musunuz? Zalimin hüküm sürdüğü o topraklarda, zalimin hükmünü elinden alıp, atası dedesinin kurmuş olduğu hükmün başına geçip, tüm insanlığa o ilk inancımızın yayıldığı önündeki, yani o iyilik, bolluk, bereketi, güzelliği tekrar yaşatıp, çünkü Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra tamamen gene o cahiliye dönemi denilen döneme geçildi. Gene kadınlar zorlanmaya başladı. Gene zenginler fakirleri ezmeye başlandı. Öyle miydi Hazreti Muhammed zamanında? Zenginler fakirlerle malını mülkünü infak ediyorlardı, yani paylaşıyorlardı, bölüşüyorlardı. Ben istedim ki diyor Hazreti İmam Hüseyin, Allah bilir yüce, Allah bilir doğrusunu. İşte gene o günlere gelip, gene tüm insanların eşit olduğu, zenginlerin fakirleri gözetip kolladığı, mallarından rızklarının haricinde fazlasını infak edilen bir inanç tekrar peygamberi yaptığını getirip başına geçip tüm insanlığı iyiliğe ve refaha kavuşturayım diye. Ama zalimler buna inanmadılar. O mucizeyi gördükleri halde, yani o suyun yerden çıktığını gördükleri halde, hadi çabuk, hadi çabuk, bugün cumadır günlerden, bir an önce Hüseyin'in işini bitirelim de cuma namazımızı kılalım diye mescitlere akın akın edelim de mescitlere namazımızı kılalım diye ne yaptılar biliyor musunuz? Peygamberin o salavat getirip şefaat beklediği peygamberin torunlarını, evlatlarını gene Hazreti Muhammed'in ümmeti Kerbela'da 72 kişiyle birlikte şehit edildi. Aşk olsun canlar. Thank you.
arabasın kolları kare. Takdir ezelinde öyleymiş da. Fırat suyun kan akıyor baksana. Fırat suyun kan akıyor baksana. Ümmü Gülsüm Zeynep çeker tersüm. Kerbela çöl verim amanası. Atası peygamber Cemal Yusuf. Hadi benim gınasına baksana. Siması peygamber Cemal Yusuf. Aleklerin leylasına baksın. Tevhid kararın buluyor erken yerine
ağladı, müminler şad oldu ağladı. Yerim ah Hüseyin. Bugün matem günü geldi. Ah Hüseyin, ah Hüseyin. Bugün matem günü geldi. Ah Hasan'ım, ah Hüseyin. Senin derdin varım derdi, senin derdin varım derdi. Ah Hasan'ım, ah Hüseyin, şehit düşmüş varım erdan, şahı Hüseyin. Şehit düşmüş Şah-ı Merdan, Vah-ı Hüseyin, Can-ı Yonca kalkmış dam boyunca.
Biliyorsunuz, hatırlatmak için söyledim. Aşk olsun canlar.